Merhaba, ben Gökçe. Tarsiz'e hoş geldiniz. Bu programda konuklarımın en sevdikleri filmi izliyor ve o filmler hakkında ve daha bir sürü şey hakkında sohbet ediyoruz. Uzun zamandır filmlerle alakalı bir program çekmek istiyordum ve bir gece aklıma esti, Esra Dermancıoğlu'nu aradım. O da ilk programı çekmem için Adana'ya gelmem gerektiğini söyledi. Bu programı yapmak benim için uzun bir yolculuk gibiydi. Bu uzun yolculuğun sonunda Adana'ya vardığımda Esra ile birlikte filmi izlerken çok enteresan anlar yaşadım. Bu kaşıntı mı acaba? Yok. Psikotik bir şey yaşıyorsun. Ay, bana da psikopatik bir şey geldi şu an. Kaşınıyorum. Gerçekten kaşınıyorum. Kaşı bir. Ay, aşağı arkayı. Ay, hayır hayır, üstten kaşı. Eyvah. Ay, korona olmuş. Aşağı işte. Aşağı sus. Aha, bu kız hayatım, bu şizoid dedi. Bu histerik galiba ya. Hepsi var aslında. Birçok şeyin bütünü yani. Ağır hasta. Tamam mı? Tamam. Aslında Tarsis programında bundan sonra filmleri konuklar seçecek. Ancak bu spontan gelişen ilk bölümde filmi ben önermek istedim. Ve Esra Dermancıoğlu ile birlikte 1981 yılında Zulawski'nin yönettiği Possession filmini izledik. Possession'ın başrollerinde bu filmdeki performansıyla Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Isabel Adjani ve Sam Neill oynuyor. Filmin ana karakterlerinden biri de canavar. Filmde olan biten her şey aslında çok absürt ve gerçeküstü. Ama oyuncular filme o kadar çok inanmışlar ki biz de seyirci olarak ister istemez filme inanıyoruz. Özellikle Isabel Adjani'nin oynadığı ana karakterini ben şahsen trans halinde izliyorum. Filmin hikayesi Doğu Berlin'de geçiyor. Yani Berlin duvarı yıkılmadan önce. Yönetmen Doğu ve Batı Almanya arasındaki gerginliği bir ilişkideki gerginlikler üzerinden anlatmış. Aslına bakarsanız filmdeki vurdulu kırdılı şiddetli sahneleri çekerken kendi aklında Berlin duvarını tekrar tekrar yıkmış. Filmin sinematografisi, müzikleri, oyunculuğu, senaryosu muhteşem. Özellikle bir pagan ritüeline benzeyen metro sahnesi ve Tanrı'nın gözünden izlediğimiz kilise sahnesi büyüleyici. Filmin sahneleri o kadar şiddetli ki Cannes Film Festivali gösterimi sırasında seyircilerden bazıları artık daha fazla dayanamıyor, filmi yuhalayıp salonu terk ediyorlar. Bizim de filmi izlerken bayağı sinirimiz bozuldu. Aa, elini mi soktu oraya? Aa! Aa! Hayır! Of! Aa! Aa! Yok artık, oha! Yürüt, hadi be! Ay! Aa, kızın bacağını kırdı. Aa, delirmiş ayol. Vallahi buramda böyle takılı kaldı. Kadın buramda şu an. O ne? O ne yapıyor? O da kendini mi kesiyor? Neden? Çünkü aynı şeyde kendini cezalandırıyor yani. Bunların peki sakin hiçbir sahnesi yok mu? Ay, hiç çekilmez böyle. Ne yapacağım ben bununla sabah akşam durmadan elinde bıçak? Ay, başıma bir sıkışıklık geldi. Kör kemancı. Of, buradaki psikopat bakışına hastayım Isabel'in. Bakayım. Bak. Ay. Adamı koltuk altından bıçakladı. Evet. Neden? Adam kokuyor diye belki de. Kötü yeter be diye. Yeter be, bu koltuk altı kokun dedi. Ha, çok enteresan. Niye koltuk altından bıçaklıyor adamı? Bilmiyorum. Fransız'a bak. Şimdi ağzına geçirecek herhalde sarımsak kokuyor diye. Klozetle vurdu. Oha. Bok yoluna gitti. Ne o, bir kadınla beraber olacağım diye. Bir koltuk altından, bir kafadan. Karı koca öldürdüler. Güzel yıkıyorlar birbirlerine. Aynen öyle. Ama yeter yani. Burada böyle güzel bir makarna yiyecek. Film o kadar gergindi ki artık sinirden gülmeye başladım. Adam öldü. Ama yazı yakasına yapıştı, gördüm. Adamı meyve sepetine sıkıştırmış. Çok da yakışıklıydı, biliyor musun? Yazık oldu. Esra şahsına münhasır tepkileri ve enteresan yorumlarıyla filmin senaryosunu yeniden yazdı. Andu. Coup de pied. Lambalar dehşet ama bu hangi sene? 1981. 81. Tam 80'ler işte bak.
Bu tam Damage gibi, bir de bu şeyin çektiği, Louis Malin çektiği Damage de böyle bir filmdi. Piç ne iyi oynamış. Çok. Ay içim şişti. Çok bir sürü sahne tek plan. Evet, aynen. Aa! Ay çok iyi! Bizde olsa bir o yakın bir o yakın keserler, yazıklar olsun. Çok iyi, çok iyi. Ben bu ada, bence ben bu yönetmenin oyuncusuymuşum da. Kesinlikle. Kesinlikle çok yani. Çok tutkulu çünkü yani. Evet. Ne iyi çekmiş Peach. Çok metafizik bir film, çok. Kıskançlık var mı bunların arasında? Of, adam ölüyor yani, ölüyor. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Aa. Sevişecekler mi? E bu kadın bana benziyor. Acani de hiç yaşlanmadı ha, sen gördün mü sen onu? İsabel Acani aynı o böyle duruyor. Dudaklar falan. Öyle. Bu kim? Bu en yakın arkadaşı. Marge. Ay püh. Marge de çok tatsız, sinir, tatsız evet. Tutsuz bir karakter. Bak. Marge buna mı asılıyor? Marge hem de nasıl? Yaldır yaldır. Vay Marge'ye bak. Ay ay Marge, sen nelere kadirsin? İçim kapandı, bana bir acılı Adana. Bu filmde aslında en çok beni yönetmenin hikayesi etkiledi. Zulawski bu filmi çekmeden hemen önce karısından boşanmış, kendi ülkesinde filmleri yasaklanmış ve Sovyet Rusya'nın baskısına daha fazla dayanamayıp alıp başını New York'a gitmiş. Tam intiharın eşiğindeyken arkadaşı Andy Warhol'un desteğiyle ve acılarını kağıda dökmek suretiyle bu filmin senaryosunu yazmaya başlamış. Bu filmin yönetmenine baktığın zaman ne yapmış ne etmiş adam? Yeri gelmiş 12 sene beklemiş, filmini yayınlamış. Hı hı. Yeri gelmiş tutuklanmış, yeri gelmiş işte sürülmüş, göç görmüş, savaş görmüş, hı hı. Vazgeçmemiş. Sovyetler Birliği'nde doğmuşsun Esra, 1981'de işte film çıkmış. Ve tamamen tek tipleştirme üzerine bir yaşam var. Onların istediği sistemle sanat yapılmaz, hı hı. Sadece. Hı hı. İşte Zulawski böyle bir adam değil ama. Hı hı. Tamamen farklı eleştiriyor. Rowling mesela o dönemde yaşasaydı, hı hı. Harry Potter aklında, kadın şeyde, Sovyetler Birliği'nde ve inanılmaz yaratıcı ama her gün işte fabrikaya gidiyor. Hı hı. Bir yandan orada çalışırken elleriyle kafada Harry Potter dönüyor. Belki de bir sürü böyle sanatçı çekildi gitti yani. Hı hı. Sanki hayatta başka hiçbir derdimiz yokmuş gibi Sovyet Rusya için üzülüp yönetmen için kahrolduktan sonra Esra ile filmi unutup öyle kendi aramızda sohbet ettik. Gün içinde bazen kendi arkadaşlarımıza, İşte kendi çocuğumuza bile kızıyoruz ya. Tabii ki. Ama bu tabii daha ekstrem. Burada daha galiba daha kimyasal bir şey de var. Yani kadının psikolojisinde, kimyasında bir bozukluk var zaten. Yani bu doğru bir örnek değil. Hayır, tabii ben ki. İlişkimde böyle değilim tabii. Yani kendi elimi blenderın içine sokup ondan sonra da bıçakla boynumu kesmiyorum yani. Bunlar bamba ya. Bu başka bir ekstrem. Sen sevdin mi filmi? Ben bayılıyorum. Sen deliriyorsun bu filme. Ben birkaç kez izledim, bayılıyorum. Ben zaten çok şey, içgüdüsel hareket eden bir insanım yani. Çok fazla düşünmem önünün arkasını. O açıdan biraz bağdaştırdım kendimi ama kimseye zarar vermiyorum ya da kendime. Ben izlediğim zaman hep şeyle bağdaştırıyorum kendimi. Heinrich var orada. Aha. Biraz deli evet. Hareket eden var ya. Evet. Ben Anna ile en çok bağdaştırdım. O kadar yüksek misin ilişkide? Genel anlamda hayata karşı öyle tutkuluyum çok, evet. Yani makarna yerken de o hislerinin içinde yiyebilirim yani. İstediğim bir şey mesela tutkuyla bakarım, beğendiğim insana illaki ilişki olarak değil, dinlemek istediğim şeyi tutkuyla dinlerim, bakarım. Bize Şahika da öğretirdi mesela, yani şu gözlüğü tutuyorsan tut mesela, gözlüğü bak. Nasıl bir şeyden yani nasıl işte şeyi nasıl, ahşabı nasıl, cam mı, yani bil, tutarken tut, hani böyle elle de böyle el merhaba derken de böyle, haber yani neyi tutuyorsan tutacaksın. Esra Darmancıoğlu ile bu filmi izlemek şahane bir deneyimdi. Filmi izlemediyseniz koşa koşa gidip izleyin. İzlediyseniz de bambaşka gözlerle bir daha izleyin.
Ben Adana'dayım. Adana'da çekimlerdeyim. Benim arkadaşım Gökçe. Gökçe çok yetenekli bir yönetmen aynı zamanda. Fakat bir sanat programı yapmak istemiş. Sanat programı yapacağım dedi. Tamam dedim. Film seyredecekmişiz. Filmin işte şeylerini yapıyoruz. Beraber konuşuyoruz. Geldi ama daha tam da anlatmıyor bana konsepti. Geldi, ben Adana'da o yorgunlukla yanına geldim. Bir tane film seyrettik. Güldük, eğlendik. Ondan sonra bir tane kafasında bir şey kurmuş. Efendim yönetmenin şeyini anlatıyor bana. Ben de tabii kendi programı, bir şey diyemem. Ondan sonra başladı benimle konuşmaya. Bak şimdi, bitirdik filmi ama güldük yani, öyle oldu böyle oldu. Ağır bir film, Possession yani, ağır bir yönetmenin, bir Fransız yönetmenin filmi. Oturduk, sonra eline bir sürü böyle kağıtlar adamla ilgili yazmış. Başta beni de o tuzağa atacaktı yani, sen de oku işte, sana şu soruları soracağım. Bana dedi ki, bana soruları sorma manyak, anket yapalım mı işte filmden, bana şıklar hazırlamış. Dedim bana fenalık basar, öyle bir şey istemiyorum, bence size de basar. Ondan sonra böyle saçma sapan kağıtlar işte, onu anlatayım. Neyse, kendi konsepti diye susuyorum, yani saygı gösteriyorum. Oturdu bana adamın, başladı, konuk çağırmış beni. Buraya oturttu, dikti beni saatlerce ama o kadar uzun anlatıyor ki, bak size gösterecek onu şey. İşte adam öyleymiş de efendim, o zaman sürülmüş de hapse girmiş de ondan sonra Andy Warhol onu almış da hayatını kurtarmış ulan dedi. Sonra kestim, dedim ki bak arkadaş, bunu kimse dinlemez. Çok istiyorsa Google'da bakarlar. Biz burada mavra yapalım. Benim için YouTube çok kısa bir şey. Tak 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 geçecek. Ondan sonra her seferinde bak, o katı da kestirmeyeceğim ona, kesmesin. Sıçtım değil mi? Sıçtım değil mi? Yanlış söyledim. Yönetmenin adını yanlış. Aşağıdan kağıtlara bakıyor. Dur sana baştan yeni Andy Warhol'un hayatını baştan alayım. Sıcak Adana 80 derece. Sıçmışım böyle programın içine. Siz de dinlemeyeceksiniz zaten. Anladınız mı? Sumucu diye başlamış. Beni hasta etti.